Sanat Yarışma Kosu'nun bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Halkbank Maksat Yarışma Kosu'nu sundu. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. O gençlere türküleri sevdiren kadın. O hissettiği duyguların peşinden gidip yolu türkülere açılan müzisyen. O ustaların ayak izlerini takip eden bir ozan. Açelya Akkoy'un bugün akla takılanlarda türkülerin genç kuşak temsilcisi, başarılı müzisyen Elif Buse Doğan'ı konuk ediyor. Ekranların sanatsever programı Akla Takılanlar, Açelya Akkoy'un moderatörlüğünde başlıyor. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Yolunda olmasa da yoluna koymak için çözümleriniz olur. Bugün güzeller güzeli, yetenekli, çok derin bir ruha sahip sevgili Elif Buse Doğan'la birlikte olacağız. Türkülerimizi, öz değerlerimizi konuşacağız. Ama izninizle öncelikle bu güzel kızımıza, güzel sesimize bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldin Elif'ciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Seni gördük. Daha iyi olduk. Ben de öyle. Çok güzel enerjiniz. Bütün ekibin enerjisi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Elif'ciğim. Türküler senin için ne ifade ediyorla başlamak istiyorum. Buna uzun cevap vermek isterdim ama kısa cevabım ailem diyebilirim. Ay, daha ne olacak? Evet. Yani çok kısa ama çok derin. Derin bir cevap oldu. Sonra bize bunu açıklar mısın? Açar mısın biraz? Açarım. Neden tabii. Sonra diyorum biliyor musun? Biz ekipçe sana bir VTR hazırladık. Umarım beğenirsin. Biz çok beğendik. Seni izlemeye doyamıyoruz zaten. Önce sevgili seyircilerimizle bu güzel VTR'yi izleyelim. Sonra da Elif'in hayat yolculuğuna hep birlikte şahitlik edelim. Yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Halk hikayelerinin, türkülerin baş köşede oturduğu bir evde dünyaya gelir Elif Buse Doğan. Suya gider, alla gelir. Dedesinin bağlamasıyla tanışması, onu Anadolu'nun kadim topraklarından çıkan hikayelerin yanık ezgileriyle de tanıştırır. Artık o pusulası türküler olan bir dünyanın güzel peri kızıdır. Yaşından ağır yükler sırtlanır. Anadolu'nun, ozanlarının, aşıklarının sazından dökülenleri genç kuşakla buluşturmak için çıkar yola. Önce kendi kanatlarını takar bir haberle. Kimi zaman Pir Sultan Abdal'la Ervah-ı Ezel'de buluşturur türkü severleri. Kimi zaman bana gül diyorlar der Muharrem Ertaş misali. Bana gül diyorlar deme güleyim. Kimi zaman Neşet Ertaş'tan bir türkü tellendirir. Kimi zaman Nesimi Çimen gibi ayrılık hasreti çektirir. Ayrılık hasreti kâr etti cana, kâr etti cana. Kimi zaman Abdurrahim Karakoç'un Mihriban'a aşkını haykırır güzel sesiyle. Aşkına yazılıyor Mihriban, sevdiğim.
zaman Musa Eroğlu misali telli turnadan selam getirir. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Kimi zaman bir dizide çıkar karşımıza, gülüm soldu der en güzel aşk acısına ithafen. Gülüm soldu, bülbül sustu bu can evinde. Kimi zaman bir Karadeniz ezgisinde. Gel sevdum, sevdum, gel belalım, belalım. Kimi zaman garip bir kuş olur gönlü Urfa'nın semalarında. Garip. Kimi zaman mendilini Elazığ'da işletir. Mendilim işle yolla, mendilim işle yolla, işle gülüm işle yolla. Kimi zaman Adana'da köprü başında. Adana köprü başı, Adana köprü başı, otur saraya başı, otur saraya başı. Gün olur bir Keloğlan masalında. Al derim, al derim, al derim. Ve son olarak Usta Ahmet Kaya'nın bizi kendimize emanet eden sözlerinde. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. O Anadolu'nun ezgilerinin kadife sesi, o türkülerin süperisi. O gençlerin Türkiye elçisi Elif. Çok teşekkür ederim. Zamanda yolculuk yapmış gibi oldum. Çok da güzel yapmışsın. Bu genç yaşına çok güzel şeyler sığdırmışsın. Biz sadece ufak ufak topladık. Böyle bir puzzle yaptık. Bunlar sana ait. Evet, en sevdiğim VTR oldu. Bunu her yerde paylaşmak istiyorum. Seve seve. Biz de mutlu oluruz. Beğendiğin için sevgili Elif'ciğim. Çok teşekkür ederim. Peki, o zaman söyle bakalım bu güzel Türkiye yolculuğu nasıl başladı? Yolculuk anne karnından itibaren başlıyor. Zaten bu kültürün içine doğdum. Ailem aslen Sivaslı fakat Kocaeli'ye göçmüşler. Kültürlerini de birlikte getirmişler. Bunu yaşatırlarken biz de hepsine şahit olduk ve bana da geçmiş oldu. Nasıl bir evdi? Bize evini anlatsana. Genellikle anneannemlere ve babaannemlere geliyordu misafir. Biz de gidiyorduk tabii ki. Yemek ikram ettikten sonra misafir odasına geçiyoruz. Orada dedem çalıyor, söylüyor. Dayım çalıyor, söylüyor. Babam çalıyor, söylüyor. Anneannem söylüyor, annem söylüyor, teyzelerim söylüyor. Herkes söylüyor. Herkes o kadar yetenekli ki. Ben sadece eğitimle taçlandırmış oldum ve ardından kardeşim şu an yine konservatuar okuyor. Ay ne güzel. İkimiz eğitimle taçlandırmış olduk bu süreci. Hepsinin hayal, yani hepsinin hayali bence bir türkü söylemek, müzikle ilgilenmek, teyzem olsun, dayım olsun. Ama yapmışlar değil mi bu hayallerini, gerçekleştirmişler? Yok, hobisel olarak yapıyorlar. Ama yapıyorlar, yapıyorlar yani, söylüyorlar. Evet, söylüyorlar. Yani bugün hangisini arasanız işte bir türkü söyler misin dediğinde, bir şarkı söyler misin dediğinde hepsi söyler. Ha, hiçbiri yani hayır demez. Yani maden mücevher ama ailede maden var, yani maden yatağı var. Evet öyle. Kıymetli yani pırlantamız bizim ama ailenin madeni geniş. Buradan bir kere daha iyi anlıyoruz ki ailenin hayata kattıklarını. Tabii ki senin yeteneğinle böyle bir aileye doğman da büyük bir şans. Çok büyük bir şans. Bunun bu farkındalık. Peki ilk söylediğin türkü. İlk söylediğim türkü hatta derece aldığım bir eserde Uzun İnce Bir Yoldayım. Yani neydi yazma onu bilmiyorken bu türküyü söylüyordum. Aa. Ve bu türküyle de ilk birinciliğimi aldım. Sahnede de babam eşlik etmişti bana bağlamasıyla. İşte bu çocuk bu yaşta nasıl bu türküyü biliyor deyip ödülü bana öyle vermişlerdi. İlk ödülüm de bilgisayar ve çeyrek altın. Hatta bir tane de bağlamaydı. Aa, çok güzel. Yanılmıyorsam 7 veya 8 yaşındaydım o zaman. Aa. İsterseniz okuyabilirim. Lütfen onu. Şimdi onu söyleyecektim. Yani işte bak bu aşk böyle bir şey. Hemen okuyabilirim. Evet. Lütfen.
Aşık Veysel'i de anmış oluruz Allah böylece. Allah rahmet eylesin. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Hey. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Hey. Harikasın. Harikasın ama aklıma geldi sen bu şarkıyı söylerken, bu şarkıyla yola çıkman aslında farkındalığı hissettiğini de gösteriyor. Yani fark etmişsin sen uzun ince bir yola çıktığını. Evet, o zaman fark etmemişim ama bugün doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Doğru bir eser seçmişim. Doğru bir eser seçmişsin. Ustaların izinden uzun ince bir yol. Tam da ustaların izinden dediğinizde Elif'ciğim, ben senin hayatını incelediğimde şunu da görüyorum. Evet, ustaların türkülerini söylüyorsun, evet, ama kendine ait de modern, daha doğrusu modern demek yanlış, yeni çağ. Yeni çağ bestelerini de ayak uyduruyorsun, onları da söylüyorsun. Yani müziğin evrensel olduğunu artık hepimiz, sevgili seyircilerimiz, evet, bizler biliyoruz. Ama sen aslında tam da orada kalmak istemedin değil mi? Bir, evet. Hani müzik tabiriyle şimdi bir sunucu olarak gam oluşturmak istedin. Evet, doğru bu aslında. Bu konuyla ilgili değil mi? Ben İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda aynı zamanda çalışıyorum. Kültür Bakanlığı'na ait bir koro. Orada zaten geleneği bozmadan, misyonumu bozmadan, işte aynı zamanda TRT Müzik'te yaptığım programda da o misyonu bozmadan türküleri okumaya çalışıyorum. Ama bir yandan da genç kuşağa da kulak vermek gerekir. Yani onu görmemiz gerekiyor. Benim de genç olarak görüyor olmam lazım. Kendi arkadaşlarıma ben bunu dinletemiyorsam, kendi yaşıtlarıma, benim için bir başarısızlık diye düşünürüm. Bu yüzden mesela evimde otururken bile arabayla geçenlerin ne dinlediğine kulak veriyorum. Yani nasıl altyapılarda müzikler dinliyor insanlar, neyi son ses dinliyorlar. Bunlar çok önemli. Benim de gelecekte var olabilmem için. Bu yüzden farklı denemeler de yapıyorum. Yeni beste çalışmaları da, işte var olan türküleri farklı yorumlayarak da okunuşu bozmuyorum ama altyapısını değiştiriyorum. Hı hı. Yani işte mesela trap oluyor bu, club versiyon oluyor vesaire. Yapıyorsun clubları da yani. Yapıyorum. Telli Turnam ona bir örnekti. Hı hı. Musa Eroğlu'nun sözü müziği. Ona böyle bir fikirle gittiğimde bana hayır demedi. O da böyle yeni şey fikirleri açık bir üstadımız. Ona da selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ben çok sevindim. Böyle bir deneme yaptık dedim. Çok hoşuna gitti. Ve güzel de bir başarıya ulaştı. Yaklaşık 7-8 milyon organik rakamlar bu arada. Var olmuş ve çok iyi yorumcuların okuduğu bir türküyü tekrardan seslendirdim ve güzel sonuçlar aldım. Bu arada onu da Kayseri'de Hürmetçi Köyü'nde çektik yıl katlarıyla birlikte. Hı hı. Klibi de çok hoştur onun. Hürmetçi Köyü'ne de sevgilerimi gönderiyorum buradan. Şimdi ben burada hiç sorularımda olmayan bir soru soracağım sana. Çok küçüksün daha ama bu işe eğitim vererek, içine doğarak yapmışsın. Bu konudaki hayat çizelgeni çizerken seni yönlendirenler mi var, yoksa sen istiyorsun orayı formüle edenler mi var? Çoğunlukla ben istiyorum ama en büyük eleştirenim ve fikrini aldığım kişi annem. Bu yolda. Ama annem de bilir kişi değil bence. Çünkü ama seni bilir kişi. Evet, beni bilir kişi. Seni bilir ama kişi. Müzik piyasasını bilmiyor. Mesela anneme kalsa sadece türkü okurum. Mesela hep ister bir ceket isterim kolu dar ola. O türküyü okumamı söylesene. Söylesene. Işte. Hadi annen için. Annen yok ismini. Onu söyle. Annenin ismini. Leyla. Leyla Hanım. Ay mesela, benim de en sevdiğim isimdir Leyla. Leyla Hanım'a sevgiler, gördüm, selamlar olsun. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül boncası. Onu söyle. Birazcık annen için bir şey söyle burada azıcık. Ona Leyla türküsü okuyayım. Hadi ben oku. Bence. Hadi azıcık annen için. Bütün annelere gitsin, evet, annen adına. Tamam. Neşet Usta'dan Yazımı Kışa Çevirdim, tamam, diyelim. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm. Yazımı kışa çevirdin, kar yağdırdın başa Leyla'm.
resim gökte uçan kuşa Leyla'm, gökte uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa Leyla'm, gökte uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Elif'ciğim gerçekten harikasın. Gerçekten gök neydi? Kuşa ayrılık vermesin. Gökte hiçbir uçan kuşa ayrılık vermesin. Ayrılanları da kavuşmak nasip etsin Allah diyelim. Elif, şimdi sen çok hoş, çok güzel, böyle alımlı, sesi güzel, fiziği güzel bir gençsin. Gençlerin Türkiye bakışı nedir? Yani sanki bir kuşak, yani bir bölüm gençlik çok seviyor, bayılıyor. Bir tarafta çok tanışamıyor. Sevmiyor demek yanlış bence. Çünkü sevmemek bence yok. Ama tanışamıyor. Nasıl gözlemliyorsun burayı? Nasıl hissediyorsun? Bunun en büyük faktörü aile. Mesela ben sadece türkülerle büyümedim. Arabesk müzik çok dinledim. Türk sanat müziği dinledim. Pop dinledim, rock dinledim. Ailem ona müsaade etti. Yani biz arabada türkü de dinliyorduk. İşte pop da dinliyorduk. Eve gidiyordum, TRT müzik izliyordum. O zaman TRT müzik değildi tabii ki ama TRT'de izliyordum. Ama dışarıda arkadaşlarımla birlikte pop müzik de dinleyebiliyordum. Ama benim en büyük avantajım tabii ailemde herkesin çalıp söylüyor oluşu ve bu muhabbetlere dahil oluyor olmamdı. Ama aile içinde anne baba sevmiyorsa çocuğuna yansıtmıyor tabii ki bunu. Çocuk da bilmiyor, tanışamıyor. Çok fazla arkadaşım bu türkü müymüş diyorlar. Yani türkünün ne olduğunu bile bilmiyorlar. Tanışmamışlar işte. Tanışmamışlar, evet. Ve hani seninle birlikte türküleri çok sevdik diyen arkadaşlarım var. Ne güzel tepkiler var. Bunlar, evet, değil mi? Bu benim için çok büyük bir başarı. Zaten bir hedeflediğim nokta da o. Yani hiç dinlemeyen insanlara da dinletebilmek. Hem kendi kuşağımda hem daha küçüklere, büyüklere de. Zaten büyükler yaş geçtikçe daha anlamına, sözlere bakınca herkes kendinden bir şey buluyor. Çünkü çok güzel. Yaşanmışlık, öykülerin müzikle birleşmesi işte aslında. Yaşanmış öykülerin baktığında müzikle birleşmesi. Ama çok değerli, biraz önce sevgiyle andık Musa Eroğlu gibi. Değerli müzisyenlerin, türkücülerin, ozanların da eserlerini paylaşıyorsun. Evet. Onların tepkileri nasıl oluyor sana? Eleştirenler de oluyor. Öyle mi? Tabii sonuçta ben de bir yorumcuyum çünkü kendime ait bir şeyler koyuyorum. Seni hiç eleştirmek içimden gelmiyor ama tabii o üstad onlar. Bence her şeyin çok güzel ama tabii ki türkü bazında haklılar. Hocaların işi bu. Evet, eleştirmeleri lazım ki doğru olanı yapalım. Tabii ki yani kusursuz değilim. Ben de çok hata yapıyorum. Ekranda çok hata yapıyorum. Canlı olunca dönemiyoruz vesaire. Bazen sözleri yanlış söylüyorum. Genellikle sözlerle ilgili bir şeyler söylüyorlar. Ya da bir kelimeyi yanlış söylüyorsam uyarıyorlar. Ama müzikal anlamda öyle çok fazla eleştiri almıyorum. Mutluyum bu konuda. Mutlusun değil mi? Aynı zamanda sen Ahmet Kaya'nın çok sevdiğimiz bir Kendine İyi Bak şarkısında daha farklı bir şekilde yorumladın. Önce repertuarı nasıl seçiyorsun? Mesela bu şarkıyı nereden? Sen mi istedin yoksa yapımcı mı? Kim istedi? Bunu ben istedim. Konserlerde, TV programlarında, radyolarda okuduğum bir eserdi. Ama dijital platformda yoktu. İzin almadan okumamaya çalışıyorum. Hatta hiç okumuyorum izin almadan. Bunu dijital platforma taşısan da dinlesek Elif'cim diyen çok kişi vardı. Ben de kardeşime söyledim. Bunu bir deneyelim biz dedim. Sonra da gidelim işte müzik firmama dinletelim. Eğer onaylarlarsa ve izin alabilirsek okuyalım dedik. Biz yaptık. Erkek kardeşim yaptı bu arada düzenlemesini, Emre ne Doğan. Güzel. Ufak bir stüdyomuz var. Bir şeyler üretebilmek adına açtığımız. Yaptık, bitirdik. Çok güzel müzisyenlerle çalıştım. Bu klipte de zaten onlar eşlik ediyor bana. Evet. Bas gitarı erkek kardeşim çalıyor. Gitarı Selahattin Güzeler, bağlamayı da Kutay Özcan çalıyor. Gittik müzik firmama. Onlar da çok beğendi. Sonra Gülten Kaya'dan izin almamız gerekti. Tabii. Sağ olsun o da izin verdi. Söz Ali Çınar, müzik de Ahmet Kaya'ya ait eserin. Daha farklı yorumladın ama değil mi? Biraz daha naif ve akustik bir şekilde yorumlamaya çalıştım. Yine kendimce namelerim var içerisinde ufak tefek. Aslında Ahmet Kaya çok güçlü bir yorumcu. Bu riskli bir eser oldu benim için ama gelen yorumlar dediğim gibi çok güzel.
Çok da isteyerek okumuşsun, evet, çok severek okumuşsun. O zaten belli oluyor. Peki mesela Türk sanat müziğine nasıl bakıyorsun? Türk sanat müziğini annemden dolayı biliyorum. Ama tabii ruhumun müziği hep söylediğim şey türküler benim için. Ama yorumcu olduğum için onu da okuyorum. Her pazar akşamı TRT Müzik'te program yapıyorum Serkan Çağrı ile birlikte. Sevgili Serkan'ı da çok severim ben. Ben de öyle. Çok uzun zamanda konuk ettim. Sevgiler, selamlar olsun Serkan'a. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Onunla yaptığımız programda okuyorum. Türk sanat müziğinden ezgiler, Türk halk müziğinden. Neyi seviyorsun en çok Türk sanat müziğinden? Kayboldum kaybolan yılları. Hadi biraz daha. Hadi biraz da onu oku. Ama sözlerini hatırlayabilir miyim? Hatırlayamazsam sohbete devam ederiz. Tamam. Kayboldum kaybolan yıllar içinde. Gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Bu kadarını söyledim. Çok güzel söyledin. Sözlerini hatırlamıyorum, yanlış olmasın devamı. Tam bir müzik ziyafeti sevgili Elif'ten bize. Çok güzel söyledin. Peki biz senin hayalini de biliyoruz. Büyük bir hayalin var senin. Eyvah. Hangisi? Tarkan mı? Evet. Bu 6 olacak yalnız. 6. programda söylüyorum. İnşallah bu sefer duyar sesini. Sesini çok istiyorsun. Ne söylemek istersin Tarkan'la? Geçtiğimiz haftalarda da Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümüydü. Pardon, doğum günüydü. Doğum. Uzun ince bir yoldayımı okumuş Instagram'da. Yine kalbimi fethetti. Yani bir türkü okumak istiyorum. Düeti ben teklif ediyorum. Eseri de o teklif etsin. Diyorsun. Ne kadar güzel. Yani Tarkan'ın gençlere ve aslında Tarkan'ın dünyaya bakış açısı o kadar naif ve güzel ki ben de ülkemden böyle bir star çıktığı için zevkle dinleyeceğimizi düşünüyorum. Sizin birlikte yapacağınız düeti fazla uzak olduğunu düşünmüyorum açıkçası ya da temenni ediyorum. Peki. Türk müziğine çok sahip çıkıyor. Bu çok değerli. Hem böyle bir önemli pop star dünya çapında hem de Türk müziğine sahip çıkıyor. Benim için de çok değerli o yüzden. Çok doğru. Peki Elif'ciğim, değişen dünyada aslında globalleşen, yani internetle baktığında algı yönetimi de değişti artık dünyada. Çünkü dünyadaki insanlar birbirlerinin kültürel, etnik, inançsal yapılarına daha temas ettiler. Dolayısıyla eskiden bir prototip vardı, işte türkü söyleyen şöyle giyinmeli, şöyle olmalı, böyle davranmalı. Evet. Bu sence bu dönemde nereye evrildi ve sence nasıl olması lazım? Saygı, sevgi, hoşgörü hepsinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama kıyafetle bunun ölçülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani ben bu dönemde televizyona çıkabiliyorsam, yani sizin gibi ya da herhangi bir... Türkülerin ağırlığını taşıman gerekiyor derlerdi mesela eskiden. Evet, onu taşıyorum ama yani edepli taşıyorum yine. Hani çok açık giyinmiyorum. Kendi dünyamda nasılsam televizyonda da öyleyim. Bravo. Yani. Çok fazla... Bu bireysel seçim diyorsun. Evet, bireysel aslında. Seçim. Sadece meslek türküyle... Ya da söylediğinle alakalı değil. Evet, ben şehirde büyüdüm yani. Bize kısacık saçlı bir türkücü olabilir mi? Hep saçları güzeldir hep çünkü türkücülerin. Benim de ilk zamanlarda uzundu. Sonra kestirdim, daha iyi olduğunu düşünüyorum şu an. Yani aynı tip kişiler okuyor türküleri. Aynı kıyafetleri giyen insanlar okuyor. Evet. Oradan biraz sıyrılmak lazım bence. Yani ben de biraz farkımı orada çıkarıyorum açıkçası. Çünkü kıyafetime de dikkat ediyorum. Bir stylingle çalışıyorum. İşte müziğimi yaparken de önemli isimlerle çalışıyorum. Oturuşum, kalkışım, bu zaten ailemden aldığım bir edep. Kişisel bir tercih tabii. Kesinlikle öyle. Türkülerin ağırlığını zaten beni tanıyanlar bilirler. Kendimi çok anlatmak istemem o konuda. Ağırlığını taşıyorum. Bunu yaşantımda da taşıyorum. Bu şekilde ekran önünde de taşımaya çok çalışıyorum. Çok da güzel taşıyorsun bence. Peki, o zaman bize biraz genç beyinle öneriler ver. Şimdi biz türküleri yeni nesli, özellikle böyle 10-11 yaşındaki çocuklara sevdirebilmek için. Çünkü biliyorsun evlerde artık özellikle internetle birlikte çocuklar işte çizgi filmler, animasyonlar, animeler. Şimdi bir de animeler çıktı başımıza, hiç sormayın. Onları seyrediyorlar. Evet. Biz nasıl çocuğumuza türküyü ulaştırabiliriz? Mesela bir bağlama alınabilir eve. Yani bağlama tanıtılabilir. İşte haftada bir gün
TRT Müzik gibi bir kanal izletilebilir. Hı hı. Türk müziğini tanıması açısından. Hem Türk halk müziğini hem Türk sanat müziğini. Konserlere götürülebilir. Konserler bence en büyük şey. Peki etki siz bu pandemi dönemi konser verilemiyor. Evet, veremiyoruz maalesef. Ne yapmayı düşünüyorsun? Mesela şimdi sosyal medya üzerinden konserler, böyle planların var mı? Çok yaptım. Instagram üzerinden, canlı yayın YouTube üzerinden de. Televizyon programı çekimlerini gerçekleştirdik. O ara bir 5-6 tane konserim oldu yine. Ama şu an dediğim gibi yok konserler. YouTube için bir şeyler yapıyorum ben. Daha kaliteli şeyler sunmak istiyorum. Yani Instagram canlı yayını çok sıkmasın. Hani sürekli aynı türküler isteniyor çünkü. Yani en çok türkülerin içinde bile zirve türküler var. Aynı türküleri okumaktan çekiniyorum aslında. Farklı eserler duyulsun istiyorum. O yüzden YouTube için çalışıyorum şu an ve bir projemiz var. O da yakın zamanda bitecek. Onu da buluşturacağım. Ay harikasın. Peki biliyorsun özellikle yurt dışında yaşayan grubiyetçilerimizin türkü hırkası oluyor, battaniyesi oluyor, sobası oluyor. Özellikle Almanya, Avrupa'da, Hollanda'daki birçok değerli Türk vatandaşlarımız çok böyle kucaklıyorlar. Öncelikle gittin mi hiç oralara pandemiden önce konserler verdin mi? Almanya'ya 5 kez gittim, Belçika'ya 2 kez gittim, Viyana'ya gittim. Nasıl karşılıyorlar orada? Yani o kadar aşıklar ki türkülere. Değil yani mi? Siz söylerken gözlerin içindeki ışığı görüyorsunuz hepsinde. Ve gözleri dolarak izliyorlar. Var mı güzel bir anın? Çok öyle bir anım yok. Ama mesela bir konser, Belçika'daki bir konser salonuna ikinci kez gittim. İkinci kez davet edildim. Bu benim için zaten... Çok büyük bir evet, anım. Çok benim de bu konuyla ilgili hazır yeri gelmişken senin aracılığınla söyleyeyim. Çok böyle kalbimi yumuşatan bir anım vardır. Böyle duygulandıran. Almanya arabamla gittiğimde dat böyle Berlin'de kornalar çalıyor. Ne oldu dedim ben. Hani bir hata yaptık herhalde. Sonra orada bir taksici bey bizi çevirdi. Açtık. Bir şey mi yaptık? Hayır, plaka 34. İstanbul'un çamuru vardır üzerinde dedi. Ya. Biz böyle, ben zaten çok duygusalımdır, çok ağladım. Hani İstanbul'un çamurunu getirmişsiniz dedi. Dolayısıyla evet, çok güzel sahip çıkıyorlar her şeyimize. Evet. Oradaki Türk vatandaşlarımıza selam olsun, sevgiler olsun size inşallah. Peki şimdi türkülerle devam edeceğiz zaten hayatta, ama hani insanın bir türküsü vardır ya. Benim var mesela Suzan Suzi. Çok severim. Çok severim. Ekmek Teknesi'nde de oynamıştım. Evet. Hani insanın böyle burasını sızlatan bir türkün var mı diye sormak istiyorum. Senin uzun ince bir yoldayımın dışında. Evet. Bir Hatay türküsü var. Aslında Hatay'da derlenmiş ama bir Rumeli türküsü. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Hadi bakalım. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Ah, kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok. Vardım baktım nazlı yârim evde yok. Ah, yârim evde yok. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Çok güzel. Yani büyük gönülden alkışlar sana. Çok teşekkür gerçekten ederim. En son Suzan Suzi'yi de isteyeceğim, öyle kaçış yok, ama öncesinde bir sorum daha var. Tamam. Şimdi ben anladığım kadarıyla çok derin ve duygusal ve biraz da hayalperest bir genç kızsın sen. Evet, tam bir balık burcu. Balık burcu, şimdi onu söyleyecektim. O zaman gel seyircilerimizle birlikte bu program hayal edelim. Tamam. Büyük bir masamız olsun bizim. Tamam. Elif.
Sen masada otur. İstediğin yer sana ait. Kimleri almak istersin o masaya? Yaşayan, ölmüş, hiç fark etmiyor. Hangi kaç ustalarla? Kişi? Kaç kişi? Kaç kişi alabilirsen? Muharrem Ertaş'ı isterdim. Hmm. Neşet Ertaş'ı isterdim. Bu arada Neşet Ertaş'la da tanışma fırsatına sahip oldum. Sohbet ettik. Doyamadım. O yüzden... Onu da sonra anlatırsın masada sıraladıktan sonra. Anlatırım. Tarkan'ı isterdim. Javier Bardem isterdim. Türkiye'den süpersin. Oyunculara işte. Geçtim. Çok samimi ve gerçek bir kız olduğunu bir kere Atilla daha gördüm. Atilla Elhan isterdim. Ay evet. Ben sana mecburum bilemezsin de okuturdun orada. Evet. Bir de anneannem olsun. Anneannem olsun. O da yanımda dursun. Annem olsun isterdim. Onun dışında kimi isteyebilirim? Peki. Siz de olun. Ben de olurum. Ben seve seve olurum. Seve seve olurum. Peki onlara hangi türküyü söylemek isterdin? Ne okumak isterdim? Çok güzel bir soru. Mausa Liman'ı okumak isterdim. Öyle mi? Mausa Liman'ı, Liman'dır Liman. Hadi o zaman oku. Hadi o da biz güzel sesi bulduk ya bugün. Hadi oku. Neşet Usta'dan bir şey okuyamazdım şimdi yanında. Ha, o yüzden. Mi? Yoksa olsaydı orada isterdim ben. Tatlı dillim, güler yüzümü isterdim yani. Mausa Liman'ı... Limandır liman, aman aman, Mausa limanı. Limandır liman, aman aman, beni öldüren de yoktur dinim an. Beni öldüren yoktur diliman. Uyan Alim uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Süper. Kıbrıs türküsü değil evet, mi bu? Kıbrıs türküsü. Mausa deyince, uyan Alim deyince. Evet. Kıbrıs'a da selam olsun. Yavru vatana çok severim. Evet. Çok güzel. Peki Neşet Hoca ile tanışın. Neşet Usta'yla ilkinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ona bir fahri doktora töreni düzenlendi ve bir ödül verildi. Orada kulisinde ona çay götürdüm. Ay ne güzel. Kulisinde görevlendirmişti hocam Profesör Erol Parla. Ne büyük şeref. Orada çok sohbet edemedik. Ardından İTÜ'de bağlama günleri düzenlendi. Hala düzenleniyor. Takip etmek isteyenler İTÜ konservatuarın sayfasından bakabilirler. Oraya geldi. Orada da yemek yerken yanındaydım. Hmm. Yine kulisindeydim bir şekilde. Bizim İTÜ Maçka binasının arka tarafında tarihi bir bina var. Onun en üst katında da manzara var. Orada yemek yemişti müzisyen arkadaşlarıyla birlikte. Şiir gibi konuşuyordu. Yani hmm. benim için hayal gibiydi. Şöyle sadece onu izledim. Hiç konuşamadım ve heyecandan fotoğraf çekilmedim. Ya. Yani öyle bir heyecandı o zamanki. Ama biliyor musun usta çırak ilişkisi. Biz istediğimiz kadar ikimiz de konservatuarlıyız ama işte usta çırak ilişkisi onu seyretmekte başlıyor. Önce ustayı seyretmekle başlıyor. Kesinlikle. Sen de seyrederek bence çok güzel feyizler almışsın. Bunu da yansıtmışsın. Onu da görüyorum bu arada. O zaman bu kadar Neşet Ertaş demişken bir söyleyelim. Bir tatlı dillim güler yüzümü ne dersin? Tamam olur. Şu garip halimden bile şivelin azlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen?
Çok teşekkür ederim. Ben bana teşekkür da eşlik etme şerefini verdiğin için de ben çok kenara sesimiz yok. Evet. Ama çok seviyorum bu türküyü. Bir de Suzan Suzi'yi onu da alacağım. Tamam. Ama önce bir reklam aram var. Tamam. Sonra Suzan'la kapatırız programı. Yakalayalım. Sevgili Elif'ciğim yakaladın değil mi? Tık tık sonunda yapıyoruz reklam sonunda. Canım benim bir Suzan Suzi'yi alalım, sonra bir sorum daha var. Tamam. Ama Suzan isterim. Tamam. Kırklardağının düzü ziyaret çarptı bizi. Kırklardağının düzü ziyaret çarptı bizi. Kör olasan Suzan Suzi, Suzan Suzi, Suzan Suzi, evliya çarptı bizi. Kör olasan Suzan Suzi, Suzan Suzi, Suzan Suzi, evliya çarptı bizi. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş yayınımız bitiyor. Evet. Gençlere türkü için, türkülerimizi sevmeleri için ne önerirsin? Aslında zor bir soru bu. Şöyle ki zor, aileden alınmıyorsa sonradan edinilmesi zor bir şey. Ama belki bir türkü onların bakış açılarını değiştirebilir. Bravo. Yani o türküyü bulabilirlerse sonra türkü dinlemeye devam ederler diye düşünüyorum. Benim türkülerimi dinleyebilirsiniz. Belki bir vesile olurum buna. Çok iyi yorumcuların okuduğu türküler şimdi var. Onları gerçek dinleyebilirler. Gerçek yorumculardan etkilenmemek imkansız zaten. Kesinlikle öyle. Kimden dinleyeceğini iyi bulmak çok kıymetli. Sen de bunlardan bir tanesin bence. Çok teşekkür ederim. Bu arada Neşet Usta'dan Gönül Dağı, Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım, Aşık Mahsuni Şerif'ten Yalancısını İnanamam, Kazancı Bedih'ten, işte diğer ozanlarımızdan da ve yeni yorumculardan da dinledikleri muhakkak bir eser gönüllerine dokunacaktır ve türküleri bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. Çok sağ ol canım. Diyorum ya, uzun ince bir yol geniş ve ferahlıkla senin için devam etsin diyorum Elif'ciğim. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ ol. Siz de çok sağ olun. Güzel gülen yüzünüzle. Sağ ol canım benim. Mutlu geçecek günüm. Çok sağ ol bir tanem benim. Bence bugün efendim harika bir program oldu. Hem kalbimiz hem aklımız şöyle şenlendi. Sevgili Elif sayesinde çiçek açtı. Ben diyorum ki bir de güzel bir klibi vardı. Onu dinleyelim, öyle veda edelim. Hoşça kalın.